sevgili tarihte yürüyen adamlar, merhaba. Bugün size gülümseyerek bir program başlangıcı yapmak ve bugün burada şu var, şurada şu var. Bakın fotoğrafa 120 yıl evvel çekilmiş demek isterdim. Fakat bugün Türk demokrasi tarihinin, Türk yakın tarihinin kara bir lekesi olan, darbeler tarihinin de ufak bir detayı olan 1980 darbesini anlatmak istiyorum. Bugün takvimler 12 Eylül 2020'yi göstermekte. Bundan tam 40 sene evvel, 12 Eylül 1980 tarihinde şu an bulunmuş olduğumuz meydanda çok ciddi anlamda kıyımlar, katliamlar yapıldı. Hele o Kazancı Yokuşu, hele o 1 Mayıs 1977 olayları, hepsini anlatacağız bu programda. Bir darbeler anatomisi ve 12 Eylül 1980 darbesinin kime yaradığı, ne olduğu ve ne olmadığını konuşacağız. Tarihte yürüyen adam, 12 Eylül 1980 darbesi başladı. Darbe denilen demokrasi hayatında bir mikrop olan unsur, darbe denilen sosyolojik kavram, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan itibaren bünyesine almış olduğu bir virüs değil. Darbe, Türk kültüründe, devletler tarihinde var olan bir virüstür. Şu kadar söyleyeyim, 36 tane Osmanlı padişahı var. Yani Avrupa literatüründe 38 ama bizim literatürümüzde 36 Osmanlı padişahı var. 36 padişahın 12'si kendi kendine teamüller ve temayüller gereği ölmüş, hastalanmış, savaşta şehit olmuş, yerine kardeşi veya oğlu geçmiş. 12. Peki diğerleri ne oluyor? Çok acı bir rakam vereyim mi? 36 Osmanlı padişahının 12'si bir askeri darbe sonucunda devrildi. Yani 36 padişahın 24'ü darbe ürünüdür. Ya darbeden sonra öldürüldü ya da bir darbeden sonra tahta çıktı. Çok kötü bir rakam, inanılmaz, utanç verici bir rakam. Osmanlı padişahlarının 2/3'ü darbe sonucundan etkilenmiştir. 36'da 24. 1923 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Tek bir parti, seçimsiz, muhalefetsiz, yalnızca iktidar partisi söz konusu olmak haliyle bu ülkeyi tam 27 yıl idare etti. 1923'ten 1950 yılına kadar, 14 Mayıs 1950 yılına kadar bu ülke idare edildi. 1950 tarihinde ilk defa bir seçim yapıldı ve bu seçimin sonucunda halk kendi hür iradesiyle hükümetten, iktidardan, o günkü tek parti döneminden memnun olmadığını ifade etti ve "Yeter Söz Milletin" sloganı ile Demokrat Parti'ye oy verdi. 10 sene sürdü. Sürekli seçimler yapıldı. 1950'ler, 54'ler, 57'ler, az kalsın 1961'de de bir seçim yapılacakmış, darbe oldu. 27 Mayıs 1960 tarihinde bu milletin oyuyla başa geçen Demokrat Parti, bu milletin oyu ile indirilemeyeceğini anlaşılınca 27 Mayıs 1960 tarihinde darbe yaptılar. Bu Türk tarihinde küçücük bir darbeydi. Yüzlerce darbeden yalnızca biriydi. Fakat 1923 tarihinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin birinci darbesiydi. Cumhuriyet denilen sosyolojik kavram İlk defa
darbe ile karşılaştı. 27 Mayıs 1960 darbesi bu ülkede pek çok ocak söndürdü. Bir sürü insanın sürgününe, fişlenmesine, yurt dışına kaçmasına, hapislerde çürümesine ve idamına sebep oldu. Son mu? Hayır. 11 sene sonra başka bir darbe. ...1960'lı yıllar dünya için teknoloji, bilim ve fen alanında ilerlemeler demek iken... ...1960 ile 1970 yılları arasında Rusya ile Amerika birbirleriyle uzay konusunda rekabet halindeyken... ...roket göndermeler, canlı hayvan göndermeler, insansız araç göndermeler ve nihayetinde Armstrong'un gitmesiyle beraber... Ay'da ilk insan adımlarının var olduğu 1969'lu yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nde rejimi ve sistemi muhafaza etmek şizofrenisi ve paranoyası karşısında insanlar her zaman ve daima fişlendi. Her zaman ve daima vatan haini ilan edildi ve devlet mekanizmasını oluşturan unsurlar bir iç refleks geçirerek dışarıdaki gelişmelere gözünü ve kulağını kapattı. 1960'lı yıllarda Türkiye Cumhuriyeti'nde dünyada bunlar olurken Türkiye Cumhuriyeti'nde ekonomik, askeri ve siyasi istikrarsızlıklar birbirini kovalıyordu. Ve derken 1960, 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden tam 11 yıl sonra Nihat Erim hükümetine 12 Mart 1971 tarihinde asker dur dedi. Ayağını denk al, ensende nefesimi hisset, soluğum soluğunun üzerinde, ben seni takip ediyorum ve rejime el koymak ve devlete el koymak için fırsat kolluyorum. Ayağını denk al dedi. Bir askeri darbe sertliğinde olmasa da hükümeti, demokrasiyi ve sivil dünyayı tırnak arasında hizaya çekip askeri nizamda durduran 12 Mart 1971 askeri muhtırası Osmanlı devrinden sonra var olan ki Allah kıyamete kadar var etsin Türkiye Cumhuriyeti'nin tarihine ikinci utanç vesikası kara bir sayfa olarak girecektir. Takvimler 12 Mart 1971 asker, sivile bir kere daha ultimatum verdi. Beş günde bir, ayda bir, iki ayda bir devrilen hükümetler, 6 ay boyunca hükümet kurulması için yapılan kulis çalışmaları, güneş motel kulisleri, bel altı etik olmayan güneş motel projeleri, bu ülkede 1971 ile 1980 yılları arasında en sağlam, en dirayetli, en kuvvetli, en uzun süren hükümet, 1,5 yıl sürdü. 15 günde yıkılan hükümet olur mu? 15 günde yıkılan 3 hükümet oldu. Birinci Ecevit hükümeti, ikinci Ecevit hükümeti, üçüncü Ecevit hükümeti, ardından Ecevit Erbakan hükümeti, ardından Demirel hükümeti, ardından bir daha Ecevit, ardından Demirel Türkeş, ardından Demirel Erbakan. Bütün bu hükümetler ülkeyi her defasında milyar dolar milyar dolar geri çekti.
Takvimler 1974'ün Temmuz ayını gösterdiğinde Ecevit hükümeti ile birlikte, Ecevit'in CHP'si ile beraber Milli Selamet Partisi vardı. Necmettin Erbakan, Başbakan Yardımcısı. 1970 ile 1980 yılları arasında ete kemiğe dokunan, dişe gelen tek icraat, mekanı cennet olsun, Erbakan hocamın büyük katkılarıyla beraber Kıbrıs'ın zulümden kurtulmasıydı. Kıbrıs bugün bir cumhuriyet ise, Kıbrıs bugün varlığını bir devlet olarak sürdürüyor ise, tekrar söyleyeyim, mekanı cennet olsun, Erbakan hocamın çok fazla katkıları sayesindedir. Takvimler 1977 yılını göstermektedir. 1 Mayıs, kanlı 1 Mayıs diye tarihe geçen o 1 Mayıs'ta işte burası. Programa başlamış olduğumuz Taksim Meydanı, Harbiye'ye kadar giden yol, Sıra Meşeler Caddesi ve bu topraklarda bir miting yapıldı. Buraya pek çok işçi sendikası, pek çok dernek, pek çok vakıf ve partiler üyelerini gösterdi. Bu esnada TİKKO gibi, DHKPC gibi, Dev Sol gibi, Dev Yol gibi marjinal ve kanun dışı terör örgütleri de işçinin arasına işçiymiş gibi sızmayı başardı. İşçi gibi aralara sızan bu terör örgütü mensupları provokasyon yapmaya, devlet aleyhinde söylemlerde bulunmaya ve işçileri kışkırtmaya başladılar. Tam o anda istihbarat teşkilatlarının, ordunun, emniyetin haberi var mıydı? Bilmiyoruz. Haberi olmadan bu ülkede kuş uçabilir mi? Bizce mümkün değil. Fakat 1 Mayıs 1977 tarihinde nerelerden atıldığı belli olmayan mermilerden panik yapan insanlar birbirlerini ezmeye başladılar. Mermiler insanların meydanları doldurup 1 Mayıs bayramını coşku ile kutlamak isteyen işçilerin üzerlerine yağıyordu. Bu esnada aşağıya doğru Kazancı Yokuşu adı verilen yokuşa doğru insanlar kaçmaya başladılar. Kaçamadılar, zira Kazancı Yokuşu'nun önünde, hemen girişinde bir kamyon kanun dışı, sıra dışı, trafik dışı bir biçimde park etmiş bekliyordu. İnsanlar birbirlerini ezerlerken o kamyonun orada var olması, bu provokasyonun, yukarılardan ateş eden bu provokatör, bu hainlerin bir projesi olduğunu ortaya çıkarttı. Ve günün sonunda acı bir bilanço, günün sonunda kanlı bir rakam bizi bekliyordu. Allah bu millete bir daha kanlı bir Mayıslar yaşatmasın. Maraş olayları, Adana olayları, Antep olayları birbirini kovalıyordu. Bir defasında 400 Alevi vatandaşımızın evi boyanmış, 600 iş yeri basılmış, ondan fazla Alevi vatandaşımız öldürülmüş, katledilmişti. Bütün bunlar akşam evine yorgun argın gelen işçinin, memurun ya da ev hanımının gözü önünde haberlerde sunuluyordu. İnsanlar artık haber dinlemeyi, haber izlemeyi sevmiyorlardı. Ben 1974 doğumluyum. 1980 askeri darbesini dün gibi hatırlıyorum. Çünkü 12 Eylül 1980 günü, hatta 11 Eylül 1980 günü
çatışmaların yaşandığı günde ben Bayrampaşa Samalcılar cezaevini gören bir evde oturuyordum. Havadan uçan roketlerin, havada uçan mermilerin seslerini ve ışıklarını gece karanlığında ben daha dün gibi hatırlıyordum. Her gün bir katliam haberi gazetelere, ana haber bültenlerine konu oluyordu. Ordu sessiz sakin bir biçimde bu hadiseleri izliyor, ajandasına kaydediyordu. Tam bugünlerde, Temmuz 1980'de Kenan Evren, Sedat Celasun, Tahsin Şahinkaya, Bülent Ulusu ve kuvvet komutanlarına askeri bir darbeye hazır olun, benden son emri bekleyin gizli mektubunu gizli ulaklar aracılığıyla gönderdi. Fakat o tarihlerde Demirel hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden onay aldı ve resmi, legal, meşru hükümet olarak görevi başladı. Bu almış olduğu güven oyu Kenan Evren'i ve diğer kuvvet komutanlarını durdurdu. İptal etmediler, ertelediler. 12 Eylül 1980 gününe kadar kuvvet komutanları adım adım ilerliyor, Türkiye'de var olan bütün hadiseleri bir yere kaydediyordu. Bir kişi öldürülüyordu. Bu öldürülen kişi CHP Gençlik Kolları Başkanı. Öbürsü gün intikam diye bağıran gençler başka birini öldürüyorlardı. Ülkü Ocakları Genel Başkanı. Yapılan kriminal çalışmalarda Cumhuriyet Halk Partisi'li genç ile ülkücü genci öldüren merminin aynı silahtan çıktığını, yapılan balistik raporlarda her ikisinin de aynı kişi tarafından sıkıldığını göstermekteydi. Bu ülkede bir gün cem evi bombalanıyordu, bir gün camiler bombalanıyordu. Millet artık aşure kazanı gibi fokur fokur fokurdamaya ve karşısında bulunan kendisi gibi düşünmeyen, kendisinin oy verdiği partiye oy vermeyen komşusuna vatan haini gözüyle bakmaya başlamıştı. Takvimler 11 Eylül 1980'i gösterdiğinde bu ülke altına, sosyal olarak altına, kardeşliğine, tarihine, dostluğuna 1000 atom bombası konulmuş, patlayacağı anı bekliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin sınırları içerisinde bu tip hadiseler köyleri, ilçeleri, illeri, caddeleri, sokakları sarsarken bir ara seçim yapılmasına karar verildi. Demokrasi, demokrasiyi işletmek görevi ile görevlendirilmiş insanlar tarafından her şart ve nam altında bu ülkede işletilmeye çalışılıyordu. Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir seçim yapıldı. 3 parti katıldı. 3 kişi katıldı. CHP, Adalet Partisi ve bağımsız, adı sanı bilinmeyen biri. CHP 600'lerde, Adalet Partisi binlerde oy aldı. Kendisini devrimci yolun adamı olarak lanse etmiş bağımsız aday Fikri Sönmez, 3000'leri aşan bir oy oranıyla bütün rakiplerinin toplamının 3-4 kat fazlası oy aldı. Türkiye Cumhuriyeti'nin belediyeler kanununa göre işletmesi gerektiği Ordu Fasa'yı tamamen kanunlar dışında, tamamen hukukun dışında halk meclisleriyle, halkın kurmuş olduğu kurullarla idare etmeye çalıştı. Belediyeler kanununun belediyeler kurumlarını
tamamen ekarte etti. Halk mahkemeleri kurdu, halk meclisleri kurdu, halk kurultayları kurdu ve halk ile bu ülkenin ordu fatsasını idare edeceğim dedi. 1979 yılında Rusya destekli İran İslam Devrimi'nin gerçekleşmesi, demokratik, laik ve yüzünü Avrupa'ya dönen İran'ın bir anda içine kapanması Amerika'yı panikletti. Tam bugünlerde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği Afganistan ve bölgesine müdahale ettiğini, el koyduğunu ilan etti. Dünyanın yarısı zaten SSCB'nin yani Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin malıydı. Ona bir de şimdi Afganistan eklenmişti. Sırada Türkiye vardı. Sırada Türkiye mi vardı? Tam olarak bu konuşuluyordu. Türkiye'yi Amerika istikrarsız, kararsız, terörün pençesi altında inleyen bir ülke olmaktan kurtarmaya karar verdi. Şimdi bir dakika. Terörden kurtarmaya ve istikrarlı bir devlet yapmaya Türkiye'yi karar verdiyse en önemli şeyi söylüyorum. Bu hadiselerin, bu her gün öldürülen işçilerin, bu her gün basılan iş yerlerinin, evlerin, kapanan dükkanların doğurduğu terör acaba bir Amerikan ürünü müydü? Elbette ve tabii ki Batı menşeili Amerikan ürünüydü. Bu coğrafyada Amerika'nın karıştırmadığı bir toprak parçası olabilir mi? Elbette ve tabii ki hayır. Zaten 1970'li yıllarda CIA'in Amerika'daki dış istihbarat teşkilatı olan CIA'in Türkiye masası şefi Paul Hens 12 Eylül darbesi esnasında Amerika'da bulunan Amerikan Başkanı Jimmy Carter'ın bir opera dinlerken salonun içine gelmiş, Jimmy Carter'ın kulağına eğilmiş, efendim demiş, Türkiye'de bizim çocuklar başardı. Şimdi bir dakika, bizim çocuklar kim ol acaba? Paul Hens'in, Türkiye CIA masa şefi Paul Hens'in opera dinleyen Jimmy Carter'ın kulağına eğilip Türkiye'de bizim çocuklar başardı cümlesinden ben, biz ne anlamalıyız? Zira 12 Eylül 1980 darbesini Amerikalıların bizim çocuklar diye tarif ettiği çocuklar mı yaptı? Yoksa Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli ordusunun şerefli üniformasını giyen Evrenler, Tahsin Şahin Kayalar, Celasunlar, Bülent Ulusular mı yaptı? Ya da bizim isimlerini az evvel telaffuz ettiğimiz bu isimler Amerika'nın bizim çocuklar diye tarif ettiği çocuklar mı? Bütün bunlar gelecek nesle bizim sorularımız olsun. Jimmy Carter'ın bizim çocukları bu ülkede darbe yapmayı başardı. Ama henüz o darbeye gitmeyelim. Biraz daha geriye gidelim. Aleviler Sünniler tarafından, Sünniler Aleviler tarafından, solcular ülkücüler, ülkücüler solcular tarafından bu ülkede katledilirken artık kurtarılmış sokaklar, kurtarılmış mahalleler vardı. Ben şu yoldan gitmek istiyorum dediğimde iyi düşünmeliydim. Bu yol solcuların elinde mi, ülkücülerin elinde mi? Hayır, ben bu caddeyi yürümek istemiyorum. Şuradan gideyim. Emir Nevruz Sokağı'ndan gitmek istiyorum dersem iyi düşünmeliyim. Burası solcuların mı, ülkücülerin mi? Onu hesap etmeliyim. Zira sokaklardan geçenlere siyasi fikirleri sorulurdu. Kıyafetlerine bakılırdı. Bıyıklarına bakılırdı,
bıyıkların aşağıya ne kadar uzadığına, ağza girip girmediğine bakılır, ona göre karar verilir, ona göre serbest bırakılır veya dövülür. Otuzlu yaşlarda bulunan bu ülkenin vatandaşları, benim genç kardeşlerim bu günleri, bu anlatmış olduğum günleri hiç bilmediler, hiç duymadılar, hiç görmediler. Allah da bildirmesin, duyurmasın ve gördürmesin. Bu ülke böyle zor günler geçirdi ve en nihayetinde enflasyonların yüzde binleri vurduğu, banker skandalların insanların cebinde tuttuğu bütün birikimleri aldığı, siyasi anlamda hükümetlerin kurulamadığı, ana haber bültenlerini insanlar yemek yedikten sonra evde televizyon karşısında oturup dinlerken her gün 15-20 kişinin tarandığını, kahvelerin tarandığını, evlerin basıldığını, insanların katledildiğini, ana haber bültenlerinde vakayı adiye olarak, sıradan bir olay olarak izledikleri o günlerde artık Türkiye için geriye dönülmez an, Türkiye için geriye dönülmez zamanlar başlamıştı. Takvimler 11 Eylül'ü 12 Eylül'e bağlayan gece, gece 3.03.59'da Genelkurmay Başkanlığından bütün kuvvet komutanlarına, evlerine gitmeyip makamlarında oturan bütün kuvvet komutanlarına gizli ulaklar tarafından, gizli bir el tarafından gizli mektuplar ulaştırıldı. Darbe artık başlamıştı. Kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştı.12 Eylül 1980 saat 03.59 Genelkurmay Başkanlığından Ordu Kuvvetlerine, Ordu Komutanlıklarından kol ordulara, tümenlere, tugaylara, alaylara, taburlara, bölüklere, karakollara, Türkiye'nin kılcal damar biçimde bütün şehirlerine, ilçelerine, mahallelerine, kasabalarına, köylerine, sokaklarına kadar yayılmış olan ordu mensuplarına ki bu şema, bu teşkilat doğrudur. Allah ordumuzu her daim güçlü, kuvvetli, vurduğunu kıran, tuttuğunu kopartan kadar kuvvetli eylesin. Bizim ordumuz sayesinde, bizim emniyetimiz sayesinde biz bugün bu caddelerde rahat rahat yürüyebiliyor ve bu programları rahat rahat çekebiliyoruz. Ordumuz baş tacıdır. Emniyetimiz, istihbaratımız, güvenlik güçlerimizi Allah her daim bileği bükülmez eylesin. Ama 1980 gününde karakollar askerleri sokağa çıkarttı. Bir gece önce 20 küsür kişinin öldürüldüğü, kahvelerin tarandığı, evlerin basıldığı bu ülke artık derin bir karanlığa gark oldu. Ordu yönetime el koydu. Bu bir gazetenin ana başlığıydı. Sevgili vatandaşlarım diye başlayan darbe bildirisini TRT1'de bizzat Genelkurmay Başkanı ve darbenin bir numaralı ismi olan Genelkurmay Başkanı Kenan Evren tarafından okundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün tehlikede olduğunu, Türkiye Cumhuriyeti'nin
sıkıntı içerisinde olduğunu ve ordunun kendisine iç güvenlik kanununun vermiş olduğu hakla bu duruma müdahale ettiğini beyan etti. Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. Darbe olmalı mıydı? Olmalıydı. Bilmiyorum. Olmamalı mıydı? O günleri yaşamak lazım. Ama bu ülkede bir istikrarsızlık vardı. Bu ülkede terör vardı ve bu terörü bitirmek zorunda olan emniyet kuvvetleri kendi arasında Pol 1 ve Pol Der, polis birliği ve polis derneği biçiminde sağ sol olarak ikiye ayrılmıştı. Öğretmenlerin, polislerin, devlet memurlarının bile kendi aralarında siyasi anlamda bölündüğü, parça parça olduğu bu günlerde kim oynamışsa bu ülkenin ayarlarıyla çok fena oynamışlar. Ve sabaha doğru bütün evlere giriş yapıldı. Bütün yetkililer, bütün siyasi aktörler evlerinden alındı. Başbakan Süleyman Demirel sürgüne gönderildi. Ecevit, Erbakan, Türkeş tek tek evlerinden alındı. Önce askeri birliklere, ardından da siyaset, ömür boyu siyaset yapma yasağı biçiminde bir yasak verilerek sürgüne gönderildi. Biraz önce 1977-78'li yıllarda bu ülkede ekonomik istikrarsızlık kol gezdiğinde Süleyman Demirel başbakanken başbakan ekonomi müsteşarı olarak atadığı Turgut Özal bir ciddi kararname yayınladı. Faizi serbest bıraktı, IMF ile anlaşma imzaladı ve bu ülkenin ekonomisini düzeltmeye çalıştı. 1983 tarihine kadar bu ülkeyi asker idare etti. Deniz Kuvvetleri eski komutanı Bülent Ulusu'nun başbakanlığında bir askeri birlik, bir sıkı yönetim komutanlığı bu ülkeyi 13 bölgeye ayırdı. 13 generalle bu ülke idare edildi. Bir anda her şey düzeldi. Bir anda süt liman oldu. Hemen akla şu geliyor. Acaba ülkeye müdahale etmek bahanesini oluşturmak isteyenler tarafından mı bu ülke karıştırıldı? Acaba İran olmasın, acaba Afganistan olmasın, Rusya'ya yanaşma olmasın diye mi acaba yapıldı? Bütün bunlar soru işaretidir. Fakat Türkiye'nin üzerinden o bulut kalktığında, o böyle flu ortam kalkıp fotoğraf netleştiğinde görülen tablo hiç iç açıcı değildi. 1 milyon 700 bin kişi fişlendi. 600 bin kişi gözaltına alındı. 650 kişi hakkında idam kararı verildi. Bu 650 idam kararının 50 küsürü yapıldı. Şafak vaktinde astılar. Bir sağdan astılar, bir soldan astılar. Gencecik çocukları astılar. 17 yaşındaki Hüseyin Kuru Mahmud'u astılar. Erdal Eren'i astılar. Nüfus kayıtlarını büyüterek astılar. Yargıtay'ın iki defa bozduğu kararları, Yargıtay'ın iki defa bozduğu idam kararlarını sıkı yönetim mahkemelerine kabul ettirip astılar. Kenan Evren'e neden bu kadar insan asıyorsun diye sorulduğunda ne yapayım yani, bu ülkeyi bölmeye çalışanları asmayayım da besleyeyim mi? Onların karınlarını mı doyurayım? Tabii ki asacağım. Bir sağdan asarım, bir soldan asarım dedi ve bu ülkede 1700'den fazla faili meçhul oldu. Hapishanelerde insanlar koğuşlarda intihar ettiler. Şimdi soru, intihar mı ettiler? İntihar mı ettirdiler? Milyonlarca insan... We'll be right back.
Allah bir daha bu millete darbe göstermesin. 1980 darbesi bitti. Fakat son muydu? Hayır. 1960, 1971, 1980 üçlemesinin hemen ardından 16 yıl sonra postmodern bir darbe yapıldı. 1996, 28 Şubat. Necmettin Erbakan hocam başbakanlıktan vahşi bir biçimde, hiç hak etmediği bir biçimde, antidemokratik bir biçimde indirildi. ...96 yılındaki darbeden sonra artık bu millet darbe görmez dedik. 27 Nisan 2007 yılında muhtıra gördü. Hükümetimiz bu sefer pasif ve sinik davranmadı, üstüne çıktı. O ultimatomu verenlere hesap sordu. Dedi ki artık Türkiye eski Türkiye değil, bir daha darbe olmaz dedik. 15 Temmuz gecesi Türkiye kanlı bir darbeye sahne oldu. Şu oldukları işgali de çok kısa zamanda ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Kararlı bir şekilde de bu işin üzerine gideceğimizi özellikle bildirmek istiyorum. Milletin üzerine gelmenin bedelini bunlar çok ağır ödeyeceklerdir. Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. ...15 Temmuz'u yaşayan bizler Allah'a şöyle dua edelim. Allah bir daha bu millete darbe denilen o soğuk anatomiyi göstermesin. Bu yalnızca bir temennidir. Darbe olacak mı? 15 Temmuz'dan önce ben gördüm. İnsanlar diyordu ki bu ülkede artık darbe olmaz. Türkiye darbeler dönemini kapatmıştır. 15 Temmuz'u gören ben... 12 Eylül 2020 yılında diyorum ki Türkiye artık bir daha darbe görmez. Bu ülke darbe sürecini kapatmıştır.